Hazır mıyız arkadaşlar? Peki, başlıyorum. Sevgili izleyiciler, Tarafsız Haberciliğin kararsız merkezi Bertaraf TV'den herkese hayırlı selamlar. Ben YouTube'un biricik enkırmeni Deha Sansar. Sevgili izleyiciler, gün geçmiyor ki yeni bir gün daha geçmesin ve gün geçmiyor ki iftar saatini saate bakarak bekleyen bir vatandaşımız ulan gün geçmiyor ki diye hayıflanmasın. Sevgili izleyiciler, ülke gündemi yoğun ve ülke adeta fokur fokur kaynıyor. İstanbul seçimlerinin iptali, ekonomideki gidişat ve birçok sanatçının her şey çok güzel olacak çizgisinde bir araya gelmesi ülkenin en önemli konuları arasında ve işte tüm bu konuları hepinizi ekrana kilitleyecek bir konuğumuzla konuşacağız. Cahil deyince akla hemen onun adı gelir. Acaba nedir nedir? Profesör Doktor İlber Ortayaylı konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Şuna hocam, yani söylediği duyuyor musunuz şeyler hocam? Yenilir yutulur şeyler değil. Arkadaşlar attı yani mı? Ama şimdi. Ha evet. Hocam hoş geldiniz. Hoş filan gelmedim efendim. Şimdi ne demek canım, cahil deyince akla İlber Hoca gelir filan laf mı şimdi estağfurullah, bu yani? Estağfurullah İlber Hocam. Hani siz herkese sürekli böyle cahil diyorsunuz ya. Yani sizinle özdeşleşen bir kelime olduğu için ben söyledim onu. Yani siz beni yanlış anladınız bak hocam. Bak işte ne demek efendim yanlış anladın. Yani koskoca İlber Hoca yanlış anlayacak öyle mi? Hem ben herkese cahil demiyorum ki yani. Mesela sana cahil dedim mi ben? Demediniz. Demediniz efendim demediniz. O zaman diyeyim cahilsin sen canım, hem de zır cahil yani. Peki. Peki hocam, canınız sağ olsun. Canınız sağ olsun. Dilerseniz hemen sorulara geçelim o zaman. Şimdi hocam, herkesin konuştuğu, tartıştığı büyükşehir seçimlerinin iptali ve tekrar edilecek olmasıyla alakalı ne söylemek istersiniz canlı yayınımızda? Şarkı söylemek isterim efendim. Ama şimdi sesim kötü olduğu için benim yerime Rüçhan Çamay söylesin, olur peki mu? Bir saniye hocam, şimdi keselim arkadaşlar. İlber hocam, anladığım kadarıyla subliminal mesaj veriyorsunuz şu anda, öyle mi? Doğru mu? Yanlış efendim, ben subliminal mesaj filan vermem. Yani mesaj vereceksem direkt böyle şak diye veririm zaten. Peki, yani öyle saçma peki hocam, şöyle şey diyeyim, mi olur sizin için canım? Rengini pek belli etmiyor ama Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor diyenler var. Ne diyorsunuz hocam bu konuda? Onu diyenler halt etmişler efendim. Ben bir konuda bir duruş sergileyeceksem, bir tercihte bulunacaksam bunu ima ederek filan yapmam. Yani direkt böyle pat diye söylerim zaten. O zaman hocam Binali Yıldırım'ı destekliyorsunuz. Ben böyle bir şey söyledim mi ya? Saçmalamayın lütfen. Ben Binali Bey'i desteklesem zaten lap diye ortaya koyarım lafı, söylerim. O zaman zaten kararsızsınız hocam. Ama bu resmen makinalı tüfek gibi saçmalıyor şu anda canım. Ben kararsız bir seçmen olsam zaten bunu çat diye direkt söylerim efendim. Ya başka sunucu yok mu arkadaşlar? Hocam değiştirin şimdi şöyle lütfen, ben sadece rica işimi yapıyorum İlber ya hocam. Sorularımı soruyorum. Lütfen sakin olun. Soru soruyormuş. Yani sinirlenmek zaten ayrıca sağlık açısından da iyi değil. Bu işin kalbi var, kolesterolü var, stresi var. Hıkık der gidersiniz estağfurullah. Yani dikkat etmek lazım. Peki. Peki İlber hocam. Sizce seçimler neden tekrar ediliyor şu anda? Yani bu konuyu bize kısaca söyleseniz diyoruz. Açıklasanız nasıl olur? Çok basit efendim. Çünkü çaldılar. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi Profesör Doktor İlber Ortaylı seçimlerde Binali Yıldırım'ı, yani AKP'yi destekleyeceğini açık bir şekilde itiraf etti. Hayır saçmalamayın efendim, ben seçimlerde oyların çalındığını söylüyorum. Yani kim çalmıştır, kim mağdur oldu, kimin hakkına girildi onu söylemek bir defa benim işim değil. Yani bilsem zaten tak diye hemen söylerim.
Yani ne olduğunu bilemem ama hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler oldu yani. Orası peki kesin. İlber hocam, anlaşıldı. O zaman şöyle, ben başka bir soru sorayım size. Şimdi İlber hocam, ekonomik durum ortada. Dolar aldı başını gidiyor. Euro'yu tutabilene aşk olsun. Ekonomi desen şu an resmen dağlara taşlara. Hocam yani bu gidişat nereye? Ne olacak bu ülkenin hali? Efendim, hayatta zaman zaman inişler ve çıkışlar vardır. Yani bu hep böyle gitmez. Tarihte de bunun örnekleri vardır. Kimsecikler merak etmesin, her şey çok güzel olacak. Sevgili izleyiciler, duydunuz, her şey çok güzel olacak dedi. Her şey çok güzel olacak dediğinize göre Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsunuz, doğru mu hocam? Ne alakası var efendim, ben öyle bir şey dedim mi şimdi yani? Ekrem Bey'i desteklesem, destekleyecek olsam zaten bunu direkt böyle küt diye söylerim yani. Ayrıca bu gidişatı iktidar da düzeltebilir. Yani neden olmasın? Peki bu ihtimalden bahsettiğinize göre o zaman reisçisiniz, doğru mu? Hayır efendim, ben reisçi olsam zaten bunu direkt zor diye açıkça söylerim efendim. Ya alın şu telefonu, evet. Elimden bir kaza çıkacak şimdi. Herif hem cahil peki, hem gıcık. Peki İlber hocam, yeri gelmişken o zaman yine ben başka bir soru sorayım. Sanat dünyasının her şey çok güzel olacak hashtag ile Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine ne diyorsunuz? Yani Cem Yılmaz'dan Tarkan'a, Yılmaz Erdoğan'dan efendim Şahan Gökbakar'a kadar birçok sanatçı Ekrem Bey'e desteklerini açık bir şekilde bildirdiler. Ne diyorsunuz efendim bu konuda? Efendim, ben bu sanatçı arkadaşları canı gönülden tebrik ediyorum. Sanatçı tarafsız olmalı fikrine de hiç katılmıyorum. Yani herkes fikrini gayet demokratik bir hak olarak açıkça beyan edebilmeli. Zaten modern gelişmiş ülkelerde bu böyledir efendim. Sanatçısı, bilim adamı, tarihçisi, profesörü hepsi korkmadan fikrini haykırabilir yani. Madem öyle, peki madem öyle efendim, hazır yeri gelmişken bir tarihçi, bir profesör, bir bilim adamı olarak hani siz de siyasi görüşünüzü, siyasi duruşunuzu açık bir şekilde şöyle ifade etseniz, açıklasanız, söyleseniz nasıl olur efendim, acaba? Efendim, ben gelişmiş modern ülkelerde dedim. Gerizekalı mısın, cahil misin, nesin evladım sen ya? Ya ben bununla mı uğraşacağım? Kapatıyorum telefonu. Ne haliniz varsa alo, görün ya. Hocam, İlber hocam. Hocam hatta mısınız? Hocam, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi tıt 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 diye ses geldi. Bu da zaten telefonun kapatıldığına işaret ama ben ısrarla hocam hatta mısınız? Alo, alo demeye devam ediyorum. Hocam, hatta mısınız hocam? Alo, hocam gitmiş. Peki, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi İlber Ortayaylı hocamız çat diye telefonu yüzümüze kapattı. Yapacak bir şey yok. Biz yine de kendisine saygı duyuyoruz. Onca lafı, hakareti işitmeme rağmen. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımız burada sona eriyor. Bu arada sizlere bir müjde vermek istiyorum. Bir sonraki programımızda konuğumuz Sayın Devlet Bahçeli olacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.